MSB Elazığ ve Malatya depreminde yapılan çalışmaları paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden kısa süre sonra genel maksat helikopteri ve arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiğini, yaralıların hastanelere tahliyesine destek sağlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Elazığ ve Malatya'daki depremlerde yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda devletimiz ve bir bütün olarak bütün kurum ve kuruluşların gayretleriyle Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yaralarını en kısa sürede saracak" ifadelerine yer verildi. Hashtag devlet milletinin yanında etiketi kullanılan paylaşımda depremden kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda kriz masaları oluşturulduğu bildirildi. Anka insansız hava uçağının depremin ardından hasar tespit çalışmalarına katılarak müdahale edilecek yerleri belirlediğine işaret edildi. Depremi müdahale edecek kur tüm kurum ve kuruluşların taleplerinin alındığı ve ihtiyaçlar belirlenerek planlamalar yapıldığını ifade edilerek deprem sonrasında genel maksat helikopteriyle arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaştığını ve yaralıların hastanelere tahliyesine katkı sağlandığı kaydedildi. Ayrıca TSK, İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Taburu'nun gerektiğinde Elazığ'a gidecek şekilde hazırlandığı, İnsanlı keşif uçağının İKU'da hasar tespit çalışmaları için görevlendirildiği aktarıldı. Malatya'nın Doğan Yol ve Kale ilçelerine ulaştırılan 8 tır AFAD malzemesinin taşımasına destek verildiği bir ambulans, uçak olmak üzere 9 nakliye uçağının AFAD, jandarma, arama kurtarma timleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan 184 personel ile 15 aracı ile ulaştırdığı bildirildi.